Herkese yeniden merhaba, ben Betül ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü kitaplarımız neler? Bugünkü konuğumuz Steven Zweig. Geçmeye çalışacağım. Çünkü çok kitabı var. Ben ancak şu an 7 tanesini okuyabildim. Hemen onlara başlıyorum. İlk kitabımız Yakıcı Sır. Bu arada benim elimdeki kitaplar Venedik yayınlarından çıkan baskılarım. Yakıcı Sır'da şöyle bir şey söz konusu. Burada bizim karakterimiz var. Biraz kafa dinlemek için genç bir adam bu. Oldukça da zengin. Bir otele dinlenmeye gidiyor. Bu arada çok da çapkın bir kişilik kendisi. O yüzden gittiği otelde kendi dişine göre bir kadın arıyor. Derken bir kadınla karşılaşıyor. Lakin bu kadının yanında bir çocuğu var. O yüzden flört etmesi çok zor bir durumda. Çocuğunu kullanarak kadına ulaşmaya çalışıyor ve biz olayları daha çok karakterimiz ya da kadının gözünden değil de bu çocuğun bakış açısından izliyoruz. Önce çocuğa yanaşıyor, annesiyle arasını bulması için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu arada kadın da evli tabii ki. Bu böyle bir konuya sahip. Yakıcı Sır'ı geçtik. Şimdi sıradaki kitabımız Amok Koşucusu. Amok Koşucusu'nda da bizim bir doktorumuz var. Bir süre için başka bir ülkede görev yapmaya gidiyor. Görev yapmaya gittiği yerde küçük bir köy, küçük bir kasaba aslında orası. Orada bir kadın bir gece kendisini ziyarete geliyor. Bu kadın hamile ve çocuğunun alınmasını istiyor. Yani çocuğu aldırmak istiyor. Doktor başta buna yanaşmıyor ama o kadar uzun zaman sonra karşısına o güzellikte bir kadın çıkıyor ki teklifini bir noktadan sonra kabul etmeyi düşünüyor. O yüzden onun peşinden koşmaya çalışıyor. Kadın çok gururlu. Derken olaylar çok başka yerlere gidiyor. Biraz hazin bir sonla bitiyor. Ve biz bütün bu olayları yine doktorun ağzından bir başkasına anlatırken öğreniyoruz. Gelelim satranca. Satranç şöyle anlatabilirim. Bir çocuk var, küçük yaşta bir rahip tarafından alınıp eğitiliyor. Bu eğitilen çocuk zamanla satranca olan yatkınlığı ortaya çıkıyor ve bu konuda daha fazla eğitim almaya başlıyor. Aldığı eğitimlerin sonucunda da dünya satranç şampiyonu oluyor. Derken bir gün bir trene biniyor bir yere gitmek için. Trene binerken bize olayı anlatan karakterimiz de o sırada trende onun kim olduğunu öğreniyor. Fakat bu kitaptaki farklılık biraz da şu aslında. Burada biz dünya satranç şampiyonunun hayatından kısa bir kesit görüyoruz. Daha çok onun egosunu kırmak uğruna onun karşısına oturttukları ve onu hemen hemen yenebilecek güçte olan başka bir satranç dehasının hayatını öğreniyoruz. Bu da gerçekten çok değişik bir kitabıydı. Gelelim bir kadının yaşamından 24 saat. Bir kadının yaşamından 24 saatte yine bir grup insan var. Bunlar belli yaş aralığında. Biraz dinlenmek için bir pansiyona gidiyorlar. Fakat bu pansiyonda çok yakın olduğu için oturma, dinlenme alanları birbirlerine zamanla ahbap ve arkadaş oluyorlar. Derken aralarına bir gün başka bir adam katılıyor. Bu adam birazcık genç onlara göre ve çok da sıcakkanlı, hepsiyle muhabbet kurmaya çalışıyor. Derken çok kısa bir zaman içerisinde yani hemen hemen 24 saat geçmeden gelişinin üstünden oradaki evli iki çocuk annesi bir kadınla beraber kaçıyor. Bunun üzerine tabii ki kocası da durumu öğreniyor. O grup aynı şekilde toplanıyor. Üzerine hararetli bir tartışma gerçekleştiriyorlar. Ve işlerinden bir tanesi kalkıp şunu savunuyor. Bir kadın 24 saatte bütün hayatını değiştirip bambaşka bir hayata adım atabilir. Bu fikri savunuyor. Diğerlerinin hepsi hayır çocuğu var, kocası var, böyle bir şey olmamalı diyor. Derken bir İngiliz hanımefendisi bu fikre karşı çıkıyor. Yani şu şekilde karşı çıkıyor. Diyor ki gerçekten buna inanıyor musunuz? Bir kadın 24 saatte bütün hayatını, bütün fikirlerini değiştirebilir mi? Bu da evet diyor. İşte olay biraz önce satrançta dediğim gibi bu şekilde başlıyor. Biz aslında kaçan kadının hayatından 24 saati değil de o İngiliz hanımefendisinin kendi hayatından anlattığı 24 saati öğreniyoruz ve gerçekten etkileyici bir kitap. Gelelim Bir Çöküşün Öyküsü. Bir Çöküşün Öyküsü'nde de saray hayatına birazcık değinilmiş. Burada da saraydan bir şekilde uzaklaştırılan bir lady'miz var. Saray hayatını, Paris'in o renkli hayatını, cıvıltılı hayatını terk ettikten sonra küçük bir kasabada bir nevi inzivaya çekiliyor. Aslında saraydan uzaklaştırılıyor. Fakat bunu kabullenemiyor. Köydekileri kabullenemiyor. Oraya
atılmasını kabullenemiyor. Bunun üzerine yavaş yavaş çöküşünü yaşamaya başlıyor ve ölümünü planlıyor. Ölümünü planlarken de son zamanlarında partiler vermeye başlıyor. İstediği şu, öyle bir ölüm gerçekleştirmek istiyor ki kendi rızasıyla. Bu bütün sarayda, bütün Paris'te günlerce hatta yıllarca konuşulsun istiyor. Bu şekilde bir çöküşün öyküsü. Öyle oluyor mu? Bunun cevabını vermeyeceğim. Zaten kısa bir kitap, okumanızı öneriyorum. Gelelim Muhteşem Gece'ye. Muhteşem Gece'de, muhteşem bir gecede şöyle bir olay söz konusu. Çok zengin bir adam var burada. Her şeye sahip. Küçük yaşta anne babasını kaybediyor. Fakat onlardan kendisine kalan miras sonucunda hayatı boyunca çalışmasına gerek kalmadan yaşamını idare ettirebiliyor. Fakat bu durumdan o kadar çok sıkılıyor ki çevresindeki yapmacık hareketlerden, zenginlikten, paranın her şeyi satın almasından çok sıkılıyor. Ve biraz olsun adrenalin yaşamak istiyor. Derken bir gün bir at yarışına gidiyor. Hayatı orada birazcık değişmeye başlıyor. Dengeleri bunun üzerine daha önce hayatında hiç girmediği bir sokağa giriyor at yarışından çıktıktan sonra. Ve o sokakta başına gelmeyen tehlike kalmıyor. Ama kendisi o adrenaline o kadar ihtiyacı var ki tehlikenin de üstüne gidiyor. İşte bu şekilde muhteşem bir gece geçiriyor ve hayatının gecesi olduğunu düşünüyor. Bu da gerçekten güzel bir kitaptı. Hoş konulara değiniyor. Ve gelelim benim şu ana kadar okuduğum kitapları içerisindeki favorime. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'nda direkt konuyla başlıyor zaten. İlk sayfada karaktere, ana karaktere yani adama gelen mektubu okumasıyla başlıyor. Kadın bir çocuğu olduğundan, çocuğunun vefat ettiğinden, o yüzden de bu yazdıklarının son satırları olduğundan, çünkü kendisinin de artık ölmek istediğinden bahsediyor. O çocuğun nasıl olduğunu, hayatını nasıl yaşadığını, o adama nasıl aşık olduğunu anlatıyor. Evet, aslında adama olan aşkından bahsediyor. Çocukluğundan beri kendisini nasıl beğendiğinden ve belli bir zaman sonra oradan taşınsa da bir gün geri döndüğünde o adamla nasıl aşk yaşadıklarını, ama daha sonrasında adamın onu asla arayıp sormadığını, hatırlamadığını, karşılaştıklarında bile tanımadığını anlattığı uzunca bir mektuptan bahsediliyor. Çok güzeldi, çok hoş duygulara temas ediyordu. Ben çok beğendim. En favorim dediğim gibi Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'ydu. Evet, şimdilik istediğinizi ve dosyasını burada kapatabiliriz. Evet, eğer bir önceki videolarımı izlemek isterseniz de yukarıya bırakacağım link üzerinden tıklayıp izleyebilirsiniz. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda bambaşka kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.